Ve işte Merve Gelin'in sunum masası. Börek, brownie kurabiye, prenses tatlısı ve poğaça masadaki lezzetlerden bazıları. Merve Gelin'in sunum masasındayız hanımlar. Merveciğim, öncelikle ellerine kollarına sağlık. Neler hazırladın? Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. O neler neler yapmadık ki. Şöyle bir semizotu salatam var. Köz biber salatası, Rus salatası, Amerikan salatası. Ben böyle salatalardan, mezelerden çok hoşlanırım. Çok severim. Ben de severim. Bu elmalı tart, prenses tatlısı. Prenses tatlısı. Evet. Bak, çok da prenseslere layık. Kızlar sizin için. Perisu, sen neden yapmadın prenses? Ben kendim yeterim diye. Evet. Şöyle poğaçamız var, brownie kurabiyemiz, patatesli böreğimiz, tiramisu, cheesecake ve yalancı profiterol. Wow. Ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Dün benim günümde çok eleştirilmişti kumaş peçete yok diye. Evet, bir eksiklikti ama burada da normal peçete göremedim Aslı Hanım. Kağıt peçete. Evet. Unuttun mu? Unutmuşum. Ya. Ah ah, bu işler böyle. Ben öyle sana dün ne dedim? Evet. Ya. Bir de şey, ben kendimde katmıştım. Yöresel bir lezzet. Sivaslılar. Sivas katmer isterdim. Madımak. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Hani gurbette olduğum için onu buraya getirebilecek birisi yoktu. Ama yapardın yani. Katmeri. Tabii canım. Ama o, öyle, o bizim orada pire fırınlarında yapılır. Burada hani kendi elimizle yaptığımız bir şey değil o. Özel olarak alıyorum. Görmek isterdim tabii canım. Fırınlara gönderiyorlar. Fırında, evet fırında. Evet. Ankara'ya has bir şey yapabilirdin. Ankara'dayız şu an. Ankara'ya has ne var? Ben Ankaralı tava, değilim. Ankara, bilmiyorum. Ankara tavası. Wow. Tabii. Ankara tavası. Sen niye yapmadın? Sen ben ev kokar diye yapmadım açıkçası. Onun dışında da sanırsam sadece vişne suyu var içecek olarak. Evet. Ama su bardağı var, su yok. Su yok. Çay isterdim. Evet. Bu bugün dün çay yapıyorum. İçtik. Bugün de vişne, hatta hoşafı diyelim. Biz vişne hoşafı deriz. İçmek istedim. Size ikram etmek istedim. Çay zaten dün içildi. Bugün de vişne suyu içtim. Onun dışında en azından sağlık. Ben doğal, yalın bir tarzım. Yani böyle çok abartılı şeyleri pek sevmem. Abartılı olan yerlerde de boğulurum sende olduğu gibi. Ben de şu an nefes alamıyorum. Çok sıradan. O senin düşüncen. Ben gayet beğeniyorum, seviyorum ve bence ama gerçekten çok, çok bu sade bir bardak, şık da bir bardak aslında. Bunların fiyatını öğrenelim mi? Evet. Sanırım 500 TL'ydi. Kaç tanesi? Altılı takım. Yeni mi aldın? Yok, yani vardı. Ama günlük kullandığımız bir şey değil. Tamam. Bu arada benim getirdiğim hediyem olan takımları kullanman beni acayip mutlu etti. Ya, şöyle göstereyim. Uyumamış mı? Uyumuş bence. Bence de çok güzel uymuş. Bence renk olarak uymuş ama yine davet masasına uygun. Yine çok günlük. Evet, çok sade. Aslı Hanım hediye etti. Sizin günlük dediğiniz şeyi bana... Ama günlük yemek olabilir. Takımları. Günlük yemek takımları da hediye ediyorum. Tabii canım. Hani günlük diye nitelendirdiğimiz var. Biraz daha ince porselenler var. Evet. Ama ben size sunmak istedim sizin hediyenizle. Çok o yüzden. Yoksa kendi takımım tabii ki vardı. Ama zaten bunu kullanmasaydın eleştirecektim. Çünkü benim masam da eleştirildi. Cam kaplarla seramik porselen kullanımı. Eğer bu yemek takımını kullanmasaydın onu da eleştirirdim. Bir tek onu kurtarmış. Ama bence peçetenin rengiyle tabaklar çok güzel uydu. Runner'ımla öyle. Bana renk göre uyuma çok güzel, evet, ama günlük var. Bir yemek takımı. Aynen. Günlük. Çok ama olsun, sonuçta bir bütün var. Davet sosu gibi. Evet, değil. Günlük. Biz rahat hissedin. Ben böyle sade ve spor bir tipim. Aynen. Ve öyle bir yerde. Şimdi hanımlar, şöyle bir şey var. Ben kendi fikrimi söylemek istiyorum. Buna günlük diyoruz. Buna günlük demeye de biliriz. Tamamen spor bir tarz, modern bir tarz olarak da ona göre masa örtümüzle, peçetelerimizle konsept yaptığımız vakit bambaşka bir boyut kazanır. Bu bir tek bu yemek takımları için değil, tüm yemek takımlarımız için geçerli. Yani hani bir şeyi rezil de ederiz, vezir de ederiz. Kombinlemek çok önemli. Zaten neden sunum masasını değerlendiriyoruz? Doğru kombinler yapılmış mı diye, öyle değil mi? Şimdi sizce bu yemek takımı doğru kombin yapılmış mı? Aslı Hanım, bence yapılmamış. Klasik bunlar Aslı Hanım yani. Aynen. Ne klasik olan? Peçeteler, inciler, avantgard yani masa örtüsü. İnci yüzük. Evet. Aynen. Ve buradaki dantel ve sırma detayıyla. Buna hani keten bir peçete değil. Olabilirdi. Düz keten.
Bravo. Dün senin yemek takımınla bu olabilir miydi? Olabilirdi. Evet. Olabilir miydi? Ama yoktu evet. Aslanım. Yoktu. Burada da normal peçete of, yok. Of şavşağı ya. Bunu ağzımızı silip çöpe mi atacak? Yani 20 bin liraya avize alacağına bir tane peçetelik alabilirdim. Eyvahlar olsun. Teşekkür ediyorum Neşeciğim. Rica ederim canım. Keşke kendini savunsan da açıklamasını yapsan. Yani klasik modern kullanmış. Konuyu atlamak istemedim. Aranıza girmeyeyim dedim. Bana bir de servis gereçlerinde mesela cheesecake'i neyle keseceğiz? Herkes kendi bıçağıyla mı kesecek? Bıçak bence gayet uzun ve yeterli. Herkes kendi mi? Yo, ben yeni bir parçalar sonra stili. Size. Ama şimdi bunu yerken kullanacağız. Olmaz ya hayatım kullandık. Tamam benimkini kullanırız sadece. Siz de kendinizinkini kullanın. Çözüm buldu hemen. Bu şekilde mi gerçekten misafirlerine... Böyle mi yapıyorsun? Hayır bu servisi? Şekilde değil ama... Nasıl? Ne şekilde? Ya normalde kullandığın yemek takımı mesela klasik mi? Onlar buna göre mi? Evet. Hı. Aslı Hanım'ın hediyesi diye tabakları kullanman gerekmiyordu bence. Eğer peçeteliğinle kendi takımın daha uyumluysa bunu kullanabilirdin. Bu bir iltifattır, bu bir nezakettir. Mesela biz de... Hoş olur, hoşumuza gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Benim de çok beğendiğim ve çok severek aldığım sana, çok severek aldım çok bu yemek ediyorum. Takımını. O sebeple mutlu oldum. Ben Merveciğim aynı zamanda su takımının yanında bir de güzel şık bir kadeh takımını da görmek isterdim. Şöyle evet, söyleyeyim, takım yani olarak. Zaten vişne suyu ikram ediyorum. Suyu da unutmuşuz. Bir de kadehle içecek bir şey yoktu. Ben de o yüzden bu şekilde sunmayı tercih ettim. Evet yani şık bir şekilde bir davet sofrası edasıyla. Ben kadeh bardakları pek sevmiyorum. Çok isterdim. Da yer kaplıyor bana göre. Normal hayatımda da kullanmıyorum. Tabii kullananlara saygı duyuyorum ama ben tercih etmiyorum. Evet eklemek hadi istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Benim var hoş hanımlar kısmına girmiyorum ya neyse. Cansu konuşurken ünlü bir ismi çok andırıyor. Ay bana da yabancı gelmedi. Gerek gözlükleri gerekse konuşma tarzı olarak adeta bir Celal Şengör değil mi? Aa, doğru. Var ya dünden beri diyorum bu uslup, bu tavır. Sesi de çok yani, karakterli. Konuşma şekli. Bana huzur veriyor. Vallahi elini versin bir ses. Vallahi sen az değilsin. Vallahi Aslı Hanım, Cansu yorum yaptıkça şerit kıtaların dağ kuşaklarının yapısına etkisini sorasım geliyor. Evet böyle ya. Hafifliyoruz, böyle bir uçasımız geliyor. Böyle. Merve'nin zaman... avizeleri gibi oluyoruz. Böyle güller. Senin kafandaki ne olacak? O taş, o ağır. Ne güzel, içiniz açılıyor işte. Daha ne istiyorsunuz? Huzur. Evet. Şöyle aslanımcığım. En azından bugün bir tatlı kaşığım var tatlımı yemek için. Dün tatlı wow. Kaşığım yoktu ya, yemek kaşığı yemiştim ya tatlımı. En azından bir tatlı kaşık burada var. Keyifle yersin kaşık. Tatlı kaşık takımımı nasıl buldunuz kızlar? Yalnız bir şey söyleyeyim, güzelmiş. Şık. Güzel güzel. Yani şekli çok güzel. Evet çok sağ ol. Ben de zarif. Soralım mı? 2000 TL'ydi sanırım. Aha çok İyi, şık. İyi uygun. 68 parça ya da 48 parça. Tatlılıları da birlikte değil mi? Evet hepsi tatlı birlikte. Tatlı kaşıkları çata. Yani evet dün yoktu olsaydı evet. İyi mi olurdu? İyi olurdu. Güzelmiş ama çatallar falan evet, değil çok mi? Çok şirin çok beğendim. Çok sempatik. Bu sene mi ne zaman aldın? 6 yıl önce. 6 yıl önce almışsın. Çok iyi ama hala moda bence güzel. Ama ben çok sade bir şey aramıştım. Bulduğum senin için kadar zarif çok bu güzel ediyorum. Çatal ve kaşıkla hadi başlayalım o zaman tatlı yiyelim tatlı konuşalım buradan da düğünümüzü izlemeye geçelim olur mu? Yemek masası evine yakışır basitti. Yani bu eve yakışır basitlikteydi. Cam kapları kullanmış. Evet o cam kaplarda biz genelde yemek pişirip gold olanlarını aktarıyoruz. Daha şatafatlı değer misafire değer verdiğimizi gösteriyoruz. Ama pişirdiğin gibi böyle masaya koyduğun zaman demek ki önemli oluyor. Ama önemli olmadığını da gördük hani gün sonunda. Su bardakları koymuş. Biz o su bardaklarını eşimle piknikte kullanat yapıyoruz. O derece basit.